Gir abi, şarkıyla gir istersen. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Hemen giriş yapıyorum. Çok değişik bir giriş yaptık bugün. Selamlar. Fark edebileceğiniz üzere yine Teknove'deyiz ve konumuz, başlıkta da görebileceğiniz gibi, 12 ay taksitle iPhone 13 Pro Max nasıl alınır? Şimdi evet. Niye bu konu önemli? Biliyorsunuz normalde ülkemizde kredi kartına taksit akıllı telefonda yok. Anca ne oluyor? Sen gidip işte sıfır bir telefon almak istiyorsan kredi çekiyorsun. O krediyi taksitlendiriyorlar. Ama ülkemizde yenilenmiş telefonlar var ve bu yenilenmiş telefonlara devlet taksit imkanını sunuyor. Ama buradaki olayımız iPhone 13 Pro Max. Zaten yeni bir telefon. Evet. Nasıl oluyor da bu yenilenmiş telefonla burada satılıyor? Eski halini göster. Bunun eski hali mi? Değil tabii. Nasıl? Sen hiç böyle bir telefon gördün mü? Dikkat et, çayın içine düşmesin camlara. Evet. Bu arada elime de dikkat etmem lazım. Fena bir... Yani senaryo şöyle. Bu arada bak, Ayhan Uğurlu geldi. Mağaza kalabalık oldu. Senaryo şöyle. Yüksek modellerde tabii ki böyle bir yenileme olmuyor. Yenilenmiş telefonun esprisi şöyle oluyor. Örneğin günümüzden bahsediyorum, güncel. iPhone 6, 7, 7 Plus, 8 olur mu? Almak istediğinde bunlarda mutlaka pil değişiyor. Çünkü kaç yıllık pil? Kasa da bazılarında değişiyor. Kasa değişiyor, ekran değişiyor. Ancak çok harika bir soru sordun bana göre. Doğru mu abi? 13 Pro Max'te ne değişiyor? 13 Pro Max satın aldığımızda bu nasıl yenilenmiş oluyor? Doğru mu? Evet. Şimdi 13 Pro Max zaten hatasız. Kozmetiği de çok iyi. A kalite olan. Bu arada yenilenmişlerde 3 kalite vardır. İyi, çok iyi, A kalite. Doğru mu? Mükemmel. Bu A olan, mükemmel kategoride olan bir cihaz. Bu cihazı ben müşteriden alıyorum. Buraya biri geliyor. İkinci iPhone 13 Pro Max'im var. Satın alır mısın diyor. Hemen Getmobile'in platformunu açıyorum. Aha. Tabletten, şöyle iPad'den. Giriyoruz e-mail'si. Ondan sonra kozmetiği. Bakıyoruz gözde. Bir şey var mı? Pil seviyesi giriyoruz. Başka ne giriyoruz? Hatta bu kısmını sen anlat. Yaklaşık 30 tane falan soru var orada. Evet. Yani yan tuş çalışıyor mu? Güç tuşu çalışıyor mu? İşte titreşim çalışıyor mu? Kamerada leke var mı? Örnek veriyorum, ekranla alakalı çizik, leke, nokta vesaire bunlar. Bütün tek baktığımız her şey orada soru olarak var. Bunların hepsi cevaplanıyor. En sonunda da bize bir fiyat biçiyor. Ve o fiyata satın alıyoruz. Direkt müşteriye havale olarak gönderiyoruz zaten. Yani ben doğru anlıyorum değil mi? Sen aslında ikinci el aldığın bir telefonu elinde, devletin sana vermiş olduğu yenileme yetkisiyle, sertifikası olduğu için diyorsun ki ben bunu ikinci el satacağım ama ben bunu yenilenmiş telefon kategorisine alayım. Evet. Ve hem 12 ay taksitle hem de atıyorum garantisi bittiyse artı bir yıl garantili bir şekilde satayım. Aynen öyle. Bu. Yani esprisi şu, çoğu kullanıcı mesela bize bir telefon sat sitemiz var. Linkini aşağı yazarsın sana zahmet. Çoğu kullanıcı bize link üzerinden yazıyor. İşte şu cihazımı satmak istiyorum, alır mısınız diye. Sonra buraya geliyor. Biz soruyoruz değil mi Umut? Neden bize geldiniz diyoruz. İnsanlar korkuyor. Hukuki açıdan. Biliyorsun bu zamanda telefonlarda bir sürü casus yazılım vardı. Herhangi başıma bir şey gelmesin diye korkuyorlar. O yüzden bize satıyorlar. Ya da uğraşmak istemiyorlar. Yani ben kapı kapı gezip işte merdiven altı telefoncularda muhatap olmak istemiyorum. Saçma sapan yorumlar, saçma sapan istekler, o su var mı, bu su var mı gibi muameleye maruz kalmamak adına bize getiriyorlar. Yani güvenli olması, hukuki olması, konforlu olması, rahat olması en büyük avantajımız. Şimdi bir cihaza bakalım abi istersen. Tabii ki. Arkadaşlar burada yazmışlar zaten iPhone 13 Pro Max 256 GB, pil %88. Evet. Ben şeyi sorayım ya, bu pilin bak, mutlaka %100 olması gerekiyor diye bir şey bu dönüyordu. Da çok güzel bir şey oldu spontane. Pil 88. Pil sağlığı 85 ve altında olursa Getmobile firması kanunen, çünkü TS öyle istiyor, pil değişikliği yapıyor. Ama 85'in üstündeyse, 86 ve üstüyse hiçbir şey yapmıyor. Cihazı açmıyor. Direkt yazılım yüklüyor. İçini güncelliyor, sıfırlıyor. Dış bir silme falan yapıyor antibakteriyel olsun diye. Ondan sonra kutuluyor, evrak hazırlıyor ve bize gönderiyor. Fiyat 43.120 lira. Aynen yani, ama biz onu iskonto yapabiliriz. Sıfır ne kadar şu anda? 256 bu arada bu. iPhone 13 Pro Max. 256'lık sıfır şu an en dip fiyatı. Ses abi. Çok pardon. 48 bin lira şu anda en dip fiyat. 256 GB şu an internette en dip fiyat 48 bin lira. Harf satın alayım. 5 bin lira daha uyguna geliyor. Bir de artı 12 ay taksitle 43'ü bir 12'ye böler misiniz abi? Benim matematiğim. Böl abi. O kadar kötü. Hiç 43 bin lira görmedim. Abi kasada var mı 43 bin lira tutsun bir kere? 3583 lira. Ayda 3500 lira ya. Evet. Hiç fena değil. Şimdi bak.
kurguyu baştan alıyorum abi. Herkes detaylıca öğrensin. Çünkü çok fazla soru geliyor. Yani bu soru bu sorduğun soru harika bana göre. Doğru mu? 13 Pro Max'e ne yapıldı diyor. Çünkü insanlar... Evet, onu soracaktım. Bunda mesela ben almaya karar verdim. Evet. Ne var bunda? Bak işte ne, bu korku, değişti? Bu korkulu soru harika bir soru abi. iPhone 13 Pro Max alacağım, yenilenmiş alacağım. Bunda neler değişti abi diye soruyorlar. Instagram'dan, YouTube'dan, telefon çok soruyor. Bunda kasa mı değişti, ekran mı değişti, ne değişti soruyor. Kurgu aynen şöyle. Diyelim ki Ali Bey buraya geldi. iPhone 13 Pro Max... Abi onu bir şey sanır mısın? iPhone 13 Pro Max satmak istiyorum dedi. Tamam dedik. Hemen tabletten Umut arkadaşımız Getmobil'in platformuna giriyor. Sorulara cevaplıyor. İşte 30 tane falan soru var. Yan tuş çalışıyor mu, ses geliyor mu, şu bu falan filan. Kozmetiği, pil sağlığı. Fiyat çıkıyor. Hemen okeyliyor. IBAN'ı girdikten sonra. Basıyor abi. Ali Bey'in hesabına parası yatıyor. Ben bunu aldım. Tamam mı? Sonra Getmobil bana kurye gönderiyor. Anlaşmamız var, partneriz. Getmobil bu cihazı benden alıyor. Yenileme merkezine götürüyor. Orada yeniliyor. Tekrar bana koliyle geliyor. Böyle bak, bunların hepsi yenilenmiş cihaz. Gördün mü? Burada 50-60 tane cihaz var. Sonra ben buraya koyuyorum. Ondan sonra bu cihaz artık bir sene garantili. Yani 12 ay garantili. 12 ay taksitle satılabilir ve faturalı hale gelmiş oluyor. Yani Ali Bey'den aldığım ikinci eli Getmobil'e gönderdim. Yenilenmiş cihaz oldu. Tezgaha koydum. Şu anda sana satacağım. Sen iPhone 13 Pro Max alamazsın. Niye? Bir seferde 43 bin lira veremiyorsun. Ama kartın var 50 bin lira. Limiti var ama. Limiti var. Yani ayda 3500 lira ödeyecek gücüm var. Çok rahat var. Alabilirsin. İşte esprisi bu. Evet, ben zaten bu videoyu sırf o yüzden tertemiz, çekmek istedim. Tertemiz, hatasız, hiç açılmamış cihazı alıyorum. Yenilenmiş yaptırıyorum. Tezgaha koyuyorum. Ve sana 12 ay taksitte alabilme gücü, alabilme rahatlığı sağlıyorum. Kurgumuz bu. Şimdi doğru mu anlıyorum abi? Şimdi şu yüzden soruyorum. Ben kendimi böyle kullanıcının yerine koyuyorum. Şimdi 40 bak, bin lira... Bak alabileceğim diye heyecanlandı. 40 bin lira falan bir para harcayacağı zaman insan evet, ve arada işte 5 bin lira falan olduğunda şey diyebilir. Ulan 40 bin liraya hani isminde yenilenmiş cihaz evet. olan bir şey alacağım ama hı-hı. gideyim Apple'dan 45'e 48'e 0 alayım. Evet. Şimdi ben bunu tercih ettiğim zaman 12 ay taksit avantajıyla her şey şu an orijinal mesela bir parça değişimi olmuş mu bu cihazda? Pil sağlığı 85 ve 6 ise pil değişiyor. Ekranda değişmemiş. Kasada bir sorun varsa onlar değişiyor. Ama bunda hiçbir şey değişmemiş. Umut bir sen yorumla yani cihazı. Yani bu bildiğin aslında sıfır alındığı parçalarıyla. Ha, evet burada sertifikası da var. Tamam. Sertifikada zaten eğer değişen bir parça varsa yazmak yazıyor, zorundalar. Bizim aldığımız evet, model de evet, vardı. Evet harika detay. Bir daha söyle abi onu. Sertifikada eğer değiştirdikleri bir parça varsa mecburlar yazmak zorundalar. Ekran, batarya neyse artık değiştirdikleri bu hepsini yazıyorlar. Eğer değişen hiçbir parça yoksa sadece yazılım güncellemesi yapılıyor. Zaten onu da en dibe not olarak düşüyorlar. Bir cihazı da çıkartabilir tabii miyiz? Ki. Bakalım ya telefonu. Evet, burada değişen parça kısmı bomboş. Şöyle bir arka tarafı sıfırdan farksız. Hiçbir sokak şarjanıyla. Şey. Benim elimde her an değişebilir bu arada. Cillop cincik. Canı sağ olsun. Valla kasada çok böyle kılcal diyebileceğimiz... Yani hata arayan gözlerle bak. Daha, biz zaten falan tutuyorum, genelde yok. A kalite yani mükemmel olan cihazları almaya çalışıyoruz ki servise gittiğinde parça değişimi olmasın. Bu değişen parçalarda çünkü her şey yazıyor. Pil değişti, kasa değişti vesaire. Öyle olunca kullanıcı rahatsız olabiliyor. Biz genelde böyle A mükemmel, hiç değişmeyecek, hiç yorulmayacak, işlem görmeyecek cihazları toplamaya çalışıyoruz. Değil mi? Peki şunu sorayım abi. Ben iPhone 14 istiyorum. Yenilenmiş olabilir mi? Olur. İkinci el aldığım bir iPhone 14'ü yenilenmiş yapabilir iPhone misin? iPhone 14 cep telefonu eğer bir sene trafik almışsa yani i̇şte 12 ay kullanmışsa olur. Ne kadar oldu iPhone 14 çıkalı? Bir sene oldu mu? Henüz daha 14 olmadı. Evet. Tam çünkü içinde bir yıl yani cihazı aldığım bir yıl durması da değil. Çok pardon. İçinde sim kartın tam bir yıl durmuş olması gerekiyor. Bunu aktif devlet olarak şarj olarak koşuyor değil tabii, mi? Sizle tabii, alakalı tabii. bir şey değil. Evet. Çünkü kalanını... O detayla paylaşabilirim istersen bak gizli bilgilerim. Paylaştın abi zaten şu an. Ama niye oldu? Başka detay. Niye abi? Onu da söyle. Alalım. Secret. Sen söyle. Şimdi neden 12 ay trafik görmüş olması gerekiyor? Piyasada biliyorsunuz bir sürü ters cihaz var. Telefoncular bunu ters der. Nasıl oluyor? Kullanıcı herhangi bir yerden alıyor. Taksitli ya da nakit alıyor. Ya da gidiyor, hediye geliyor. Hemen, gidiyor satıyor. Satınca ben bunu faturasıyla beraber alıyorum. Ama faturasıyla beraber alıyorum ama kesilmiş faturalı. Yani o faturayı tekrar sana kesemiyorum. Dolayısıyla bu garantisiz bir cihaz oluyor. Faturasız bir cihaz oluyor. Şimdi bunu faturalandırmak için ne yapmak gerekir? Fatura kesmek gerekir. KDV'si %18. Bak şimdi detay. Ben diyelim ki bu sıfır cihazı aldım kapalı kutu. Hatta şöyle bir tane örnek göstereyim.
Aa burada var. Bir tane var. Bak, orada tartışacağız. Galaxy A3. X bir kullanıcının almışız. Faturası arkasında. Ali'den almışım. Buraya koymuşum. Zeritini biliyor satacağım. Musun? Satacağım. Tabii tabii. Bu sıfır. Faturası var ama faturasını sen aldığında ben bunu sana yani Kerem Engin'e kesemiyorum. Niye? Çünkü kesersem %18 KDV oluyor. Evet. Toparlıyorum. Eğer 12 ay trafik görmüş olursa, pardon, eğer 12 ay trafik görme şartı olmasa bu cihazı alırım ben, yenilemeyi veririm. %1 KDV ile bunu satabilir duruma gelirim. Evet. İşte devlet burada konuya hakim olduğu için her cihazı yenileme yapmıyor. Yani en az 12 ay garantisi. Şunu anlıyoruz. Şey. Yakın dönemde yani iPhone 14'ü ilk gün alıp hatta evet. takmış biri ne kadar oldu bakmak lazım ama yakın dönemde artık iPhone 14'ler de 12 ay taksitle yenilenmiş kategoride alınabilir aynen. olacak o zaman. Böylece neden cihazların 12 ay trafik görme şartı olduğunu herhalde anlatmış oluyorum. Umarım faydalı olmuşumdur. Başka neler var hazır gelmişken? Onlara garanti belgesi var abi. Şimdi bu neydi? Yenilenmiş ürün sertifikası. Bunun garantisi kim peki abi? Sen misin? Garantisi benim abi. Yani hayır gerçekten. Ekine selam olsun. Adam mesela aldı sen, bu evet. iPhone 13 Pro Max'i. Bir şey oldu. Garanti kapsamına giren bir sorun oldu diyelim. Apple'a gönderebiliyor mu? Sana mı gönderebiliyor? Bu da güzel bir soru. Çünkü merdiven altı telefoncularda ya da ikinci el satışlarda mutlaka şu soru oluyor. Garantisi var mı diyor. Ne diyor kullanıcı? Şey satıcı. Garantisi benim abi diyor. Bir şey olmaz. İçin rahat olsun diyor. Elleri şöyle yapman lazım. Aynen. Abi. Ekin kollama. Garantisi benim abi. Burada resmi olarak devlet diyor ki sen bunu yeniliyorsun 12 ay arkasında duracaksın diyor. Yani cihazda eğer bir kullanıcı hatası olmazsa yere düşme, suya düşme, çarpma vesaire kullanıcı hatası olmazsa Getmobil bakmak zorunda. Getmobil buna 12 ay garanti veriyor ve 12 ay süresi boyunca hizmet veriyor. Yani garantisi Apple değil artık Getmobil. Anladım, yani... Bir şey olsa Getmobil'e götürüyorsun yapıyorlar hızlı bir şekilde. Anladım. Şimdi bu cihaz dışında... Ben tabii buraya daha önce geldiğimde sizde yenilenmiş telefon yoktu. Yeni evet, geldi. O yüzden de var. Yenilenmiş o zaman bir var. Şöyle alalım da bir bakalım başka neler var. iPhone 13 çıkar abi. Çıkar. iPhone 13 Pro'muz var. 40.000 TL. Pil sağlığı %100. Bunun herhalde pili değiştirildi o zaman. %100 yazdığına göre. Hemen aç abi bak içine. Bakalım. Merak ettim ben de. Ben değişmemiş diye hatırlıyorum. Nasıl? Ben değişmemiş diye hatırlıyorum. Ha, o zaman çok kısa bir süre kullanılmış. Yoldan geçen müşteriden. Evet. Bazı... Pil konusunda çok titiz insanlar var. Özellikle Apple'ın bu pil sağlığı mevzusu çıktıktan sonra. Evet. Yani bayağı böyle yanlış hatırlamıyorsam o 80'de kendisi duruyor ya otomatik olarak zaten. Şeye pil emin şey almayı. Emin değilim abi ona da olabilir. Ona takılıp 80'den yukarı şarj etmeyenler var diye biliyorum. Ben denemedim kendimde ama. Gerçekten var şöyle bir şey. Emin şeyi değilim diyorsan, ama pili daha uzun ömürlü geçiriyorsan evet. var öyle evet. bir dava evet. 80'de bırakıp pil sağlığı da düşmüyor diye biliyorum. Çünkü hatta yanlış bilmiyorsam şeyde de gözükmüyor. Ama dükkanı serdi önümüze. Hani sıfırdan yüze şarj etme şeyi var ya zamanı. Onu da görebiliyorsun ya mesela bilgisayardan bağlayıp. Onu da saymıyor diye biliyorum 80'e kadar şarj ederse. O yüzden pil sağlığını da çok düşürmüyor diye biliyorum. Gerçekten bazı titizlerde oluyor bu. Yani birkaç defa görüldü yani. Bir yıl, bir buçuk yıl kullanılmış cihazlarda %100, %99 pil sağlıkları görülüyor. Bu da o cihazlardan bir tanesi. O birazcık kullanıcılarla alakalı. Abi? Android'de pil sağlığının görünmeyen cihazlar var. Yani orada... Android'de pil sağlığı görünen var mı şu anda yenilerde? Bence var ya, bomba çalışmadığımız yerden sordum. Ya şunu merak ediyorum. Şimdi devlet böyle bir kural getirmiş ya. Android'de o pil sağlığını ben göremiyorum. Neye göre pil değişiyor, değişmiyor? Şu anda kafadan uyduruyorum ya da... Mikrofona konuşsan abi yine gitti. Şu anda sesi düşünüyorum diyeyim, uyuyorum değil mi de. Mesela bunu aldı. Getmobil'de bu arada bir tane yazılım var, bizde de var o. Partner olduğum için. Ona o linki telefona yüklüyorsun, doğru mu abi? Doğru. Sonra basıyorsun. Telefonun içinde bir 10 dakika geziyor program. Yazılım böyle. Her şeyini döküyor. Büyük ihtimalle eğer pil seviyesi kötüyse orada uyarı veriyor ve değişiyor. Evet. Şimdi buradaki modellere bakayım. XR var 12 bin lira. 12 ay taksit gel alsan abi, yakla, ayda 1000 liraya geliyor. Ya arkadaşlar ben şimdi onu da söyleyeyim. Bu videoyu özellikle çekmek istedim. Çünkü malum yani Türkiye'nin ekonomik koşulları çok iyi değil. Çok alım gücümüz düştü. Önceki kendi paramla satın aldığım yenilenmiş telefon muhabbetini de bu yüzden yapmıştık. Bu videoyu da o yüzden yapıyoruz. Aramızda da hiçbir işbirliği falan yok. Olsa zaten belirtirim. Ama sen öyle bana çıkışta 100 bin lira ver demiştin video için. Sen story'inde biz 100 bin lira vereceğiz dedin. Hayır, abi. Hayır, onu sonra atmadım. Atmadın mı? Yok. At da o, bende kanıt olsun. Tamam. Sonra senden 100 bin lira talep edeyim. Hani durum bu yani, ben söyleyeyim de ondan sonra şey olmasın.
Ayda 1000 liraya iPhone XR alınabiliyor. Daha güncel modellere baktığımızda 19.500'e burada bir iPhone 12 mini görüyorum. Şöyle iPhone 12 minimiz var bir tane 64 GB. Cihazları mı temizle efendim reklam. Bunun da pil sağlığı %100'müş. Ha iPhone 11 var mesela. Çok popüler bir model diye gösteriyorum. 18.940 yani 12'ye böldüğünde 1000 küsür liraya, 1400 liraya falan geliyor herhalde. Mesela tekrarlıyorum örneği. Diyelim ki bir vatandaşımızın 20 liralık kartı var. İçinden de biraz harcayacağımız 3-5 ondan sonra. Bunu tek seferde alamaz. Çünkü tek seferde çekerse önümüzdeki ay 18 bin lira ağır gelecek. Ödeyemeyecek. Pardon telefon çalıyor. Ne yapıyor abi? Bunu taksitle çekiyor. 1000 ödüyor mis gibi. Taksit sadece tabii kredi kartı olması lazım değil mi? Başka evet. Bir o da soruluyor senette var mı diye. Senette telefon verebilen yer ben bilmiyorum arkadaşlar. Kredi kartınız varsa alabiliyorsunuz. Var mıdır başka? Yani anlatmamız gereken, merak edilen. Ben aklımdakileri her şeyi sordum. Abi şunu sorayım. Şimdi senin dükkan Kadıköy Söğütlü Çeşme'de ama evet. Adam izliyor belki Sivas'tan. Evet. Ve burada işte gösterdiğimiz iPhone 12 mini'yi. Gerçi Sivaslıysa İstanbul'da olma ihtimali daha yüksek. İstanbul'da daha çok Sivaslı. Şimdi hangi ara buraya geldik? Sivas'ta herhalde burada olduğundan çok daha az Sivaslı ama vardır. Ama tamam diyelim ki adam Erzincan'da. Tamam. İnternetten satıyor musunuz bunları da yoksa sadece buraya özgü? Şimdi buradan fiziki olarak satıyoruz. Getmobil'in kendi sitesinde bunlar satılıyor. Ayrıca bütün pazar yerlerine satılıyor. Hepsi burada Trendyol gibi pazar yerlerine de Getmobil olarak satın alabilirsiniz. Peki şunu hakikaten merak ettiğimi soruyorum. Mesela birebir bu cihaz. Tabii, şu tabii. An sitede de var mı? Tabii var. Bir yerden satılınca buradan da düşüyor tabii. Doğal olarak. Zaten panele girdiğimiz cihazın IMEI belli ya. Diyelim ki sonu 59-58 ile biten bir cihaz aldım. Mutlaka onu göndermek zorundayım. Onu gelip başka cihaz gönderemiyorum. Cezası şeyi var. Şeyi sorayım. Aldım. İade etmek istiyorum. Edebiliyor muyum? Hiç sorun değil. 14 gün içinde direkt iade edebiliyorsun. Arkasındayız. Yani firmaya ben güveniyorum. Kefilim. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Zaten öyle olmasa ben asla işbirliği yapmazdım. Yasa da koruyor ama yani olur ya uzatır, süresini uzatır, müşteri artık bayılır. Yani bir sürü var öyle firmalar. Bu iyi, hızlı. Sizin ne kadar oldu bu yenilenmiş olayına girelim? 2 ay oldu galiba değil mi? Yani bayağı uğraştık. Niye uğraştık? Eksiklerimiz vardı. Olayı çözmeye çalıştık. İşte kurgular oldu, aldık, verdik falan bir sürü şeyler çıktı. İyi oldu. Biz de şu anda donanımlı, tecrübeli hale geldik yani. En çok ne gidiyor? 2 ayda ne gitti en çok? iPhone 11 satıyoruz. Üst modeller gidiyor. Evet, üst modeller çabuk gidiyor. Evet. Ama biz Umut'la ben genelde temiz almaya çalışıyoruz yani. Şimdi ucuz model de bakayım mesela hani daha böyle mesela yani çok ucuz sayılmaz ama Galaxy Note 10 var mesela 10 bin lira, ayda evet. 1000 liraya. Bilmiyorum. 8'e 256 güzel abi. Tercih edilir mi? 8'e 256. Ya Android'ler eskidikçe bir işlemciler sıfır falan problem oldu. Sıfır yoktur abi çok büyük ihtimalle. Çok acayip fiyatları koyuyorlar ya bazen. Evet evet 35 bin lira falan. Hani belki, şey belki satarız birine. Stokta kalmış oluyor. Mesela 2 yıldır var cihaz ve fiyatı da hala 38 bin lira. Alan yani bir tane var evet mecbur yani. Adam almış. XR'lar var işte. Mesela sıfırı var gözüküyor şu an. Note'un mu? Evet. Ne kadar? 17 bin lira. 17 bin lira. Burada ne kadar? 10.500 lira. Ne kadar? 17 bin lira. Hala, evet. Mesela iPhone 7 Plus var. Mesela 6.900 lira yenilenmiş. Mesela iPhone 7 Plus 7.900 lira, 6.900 liraya hani çok öyle iyi olmayabilir ama 128 olması, pilinin %100 olması, 12 ay taksitle alınabilir olması, bir sene garantili olması, bir de hukuki anlamda hiçbir şekilde başımın ağrımayacak olması ya bence yok, tabii, yasal bunu anlamlı bir duruma için, getiriyor. Abi ikinci elden korkuyorlar. Bu videoyu çekme amacım evet. Da adam 12 ay taksitle normalde alamayacağı bir telefonu alabilir evet. Konuma geçiyor. Aynen. Ama bence mesela servis olayı handikapı işin. Nasıl? Çok pardon. Yani hani sıfır alsam, aradaki farkı versem tamam 12 ay taksit olmuyor ama yani Apple garantisi bir kafada daha şey ya. Tabii. Yani o da işin dezavantajı bence. Apple'ın garantisine diyecek bir şey yok. Yani adamlar ama tabii 12 cihazının ay taksit olmuyor. Arkasında fiyat farkı evet. Oluyor. Artılar eksiler ama bence güzel bir yani tüketici için evet. Güzel bir seçenek. Birçok yenileme merkezi vardı. Biz bunu seçtik. Güveniyoruz yani. Tavsiye ederiz. Bizden de alabilirsiniz. Siteden de alabilirsiniz. Zaten bizim her aldığımız cihaz siteye yüklenmiş oluyor. Arkadaşlar zaten daha önceki videolarda da söyledim ama belki siz sadece bu videoyu izlediniz. Tekrardan söyleyeyim. Burası Kadıköy. Söğütlü Çeşme. Hemen aynen. Boğa'ya giden o ünlü yokuşun başındayız. Aynen. Hemen zaten karşımızda Söğütlü Çeşme camisi var. Otopark var. Otoparka araçlarınızı bırakıp buraya gelebilirsiniz. Şeyi çok soruyorlarmış abi. Burada 5 kat var. Ne var 5 katta diye. Ne var? Ben gördüm biliyorum da. Bakalım gezelim. Şimdi burası giriş mağaza showroom. Sen anlat biz detayla verelim. Tamam bir yormayayım üst katında seni. Elektrikli scooter var. İkinci el ve sıfır.
Onun bir üst katında cihaz kabul var, servis kabul var. Arızalı elektrikli scooter ya da cep telefonu gelirse orada 3 arkadaşımız var. Alıyor, kabul ediyor, arızasını yazıyor, sonra dağıtıyor. Seninle bir scooter videosu da inşallah yapacağız. Yapalım. Benim anlamadığım bir konu... Hemen arkada Yorkçu Park'a var, orada kullanarak böyle güzel olur. Bir böyle rehber, ne alınır birer ne alınmaz. Birer kahve içeriz. Ben sana anlattıracağım, konuyu hakim öyle sensin. Mi? Ben scooter hiç şeyim yok, ilgim tamam. Yok. Şimdi burası giriş abi, satış, aksesuar, kılıf vesaire. Bir üst katı elektrik scooter, alım satım. İkinci el ve sıfır. Onun bir üst katı da cep telefonu elektrik scooter'ın arızalı olanların kabul yeri. Onun bir üst katı da atölye. Şimdi zaten bakarız. Bayağı donanımlı bir bina evet, aslında yani. Reklam gibi olmasın ama bu konuda maalesef mütevazı olamayacağız. Mütevazı olamayacağız. Elimizden geldiğince iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapamazsa biz daha iyisini yaparız. Ondan sonra öyle yani. Onun bir üst katı yönetim, onun bir üst katı finans. Bu arada, kaç kat burası ya? 5. Bu arada franchise'lik vermeye başladık. Ondan sonra talepler var. İzmir, Ankara, her yerden. Teknovay mağazası açmak için. Evet, evet. Mesela işte örnek veriyorum. 1,5 milyon, 2 milyon yatırımı var, sermayesi varsa herhangi bir ilde böyle bir franchise'lik açıp para kazanabilir. Riski yok. Biz mutlaka eğitimini veriyoruz. Malına kadar diziyoruz açılışta. Teslim ediyoruz. Hatta bir hafta falan arkadaş orada kalır. Eşlik eder. Ondan sonra buraya geri çekeriz. Güzel bir iş yani, iş modeli. Tabii sermaye istiyor biraz ama güzel iş. Ama şu anda 1,5-2 milyonla açılabilecek en güvenli, en risksiz. Çünkü niye? Bak cep telefonu, aksesuar, her ürün. Akmaz, kokmaz, bozulmaz, son kullanma tarihi yok abi. Ve her geçen gün değerleniyor. Ya bir de yani en sonuçta şu an popüler olan teknolojik ürün İş, evet. Telefon yani. Ve çok uzun sürede bozulacağını düşünmüyorum. Getmobil bir tane AVM girmek istiyor. AVM yönetimi diyor ki ben telefoncuya vermem mağaza diyor. Şöyle duruyor. AVM müdürüne demiş ki, bak demiş burada şu anda çamaşırcı var. Sen atletsiz 3 gün gezersin ama telefonsuz 3 dakika gezemezsin demiş. AVM müdürü demiş ki tamam veriyorum. Abi yani böyle. Algıların yıkılması lazım. Ve istatistiklere göre telefonu insanlar en fazla kolunu uzanabildiği kadar mesafeye bırakabiliyor. Yani daha uzağa bırakamıyorsun. Mesela orada olsun hemen alıyorsun yani. Öyle enteresan bir durum. Telefonsuz yaşayamıyoruz. Videoyu kapatmadan kablo hediye etmek ister misin izleyicilere? Bunu hiç konuşmadık ya. Ben şu an iteliyorum. Canı sağ ol. İşler canı çok iyi değil abi anladığım kadarıyla. Yok çok şükür. Bizim işlerimiz iyi. Çok şükür. Şöyle yapalım. O zaman geçen seferki gibi en güzel yorum yapan 5 kişiye tamam. Şundan verelim. Umut'cum sende kalsın. En güzel yorum yapan 5 kişiye. Hortum diyorum ben bunun kablosuna. Çek abi çek. Çek. Bu ultra sağlam, 180 derece, 180 derece dönebilen kablodan hediye 5 kişiye. Tamam. Sen yorumları bana mı bırakıyorsun o işi? Ne bir tane de taks verelim. Taks verelim. Ha. Taks ne ya? Evladım sen benden yanasın, oradan yanasın. Bir yenilenmiş telefon verin kardeşim. İyice el yükseltiyorlar. Tamam. Patron gerçekten mi? Veriyorum. Oha, ama olur. Model seçeceğim o dakika. Tabii. Yani naçizane bir yarım yama gönül elim olacak. Şurada bir olsa tane. Olsa telefon okey. iPhone 4 var. Hayır beni deniyor. iPhone 4 yok, var. Yok ben şaka yaptım, bir ciddi. Beni deniyor, verebilecek miyim dedi. Yani bana ama bunlarla geldi. Ama öyle yerlere bakıyorsun ki vereceğin telefondan. iPhone 4 vardı, şöbe attın mı sen onu yoksa? Gerçekten verir. Şimdi videonun başında gösterdiğiniz. iPhone 7 olabilir mesela. iPhone 7'miz var mı Umut'cum? iPhone 7. Var, vallahi var. Var. Tamam. Sen göster abi, e-mail'in son hanesine kadar göster. E-mail sonra şey kimse demesin, hile hurda oldu, şu oldu, bu oldu. Şöyle tutarak gösterebilirsin bak şöyle. İlmeyi göstermesin hemen. Evet, sonu gösterecek. 29, yok 44. Canım niye iyiyle orada yapalım ki? Zaten çekiliş değil ya. Yani çekiliş yapamıyorum. Yarışma. Çekiliş yok zaten. Yasak. Biz de durduk yere ceza yemeyeyim yani. Evet. Hiçbir şeyim olmadan. O zaman şöyle olsun. Yarışma ya bu. Kaç GB bu? Abi gözükmedi değil mi? Onu bana bırakma tamam. Ama. Bu iPhone sen 7 kaç GB? 32. Yarışması. Hayda yarışmanın. Ya. Tamam, o zaman başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Zaten. Bu iPhone 7 yenilenmiş telefonun pil sağlığı kaç? Peki. Tamam mı? Bilenler arasında bir kişiye bunu tamam vereceğiz. Vereceğiz. Hayırlı olsun bakalım. Tamam. Vallahi arkadaşlar o zaman toparlıyoruz. 5 adet kablo. 1 adet yenilenmiş. En güzel katardık. Yorum yapanlar arasından bir kişiye iPhone 7 yenilenmiş bir sene garantili. 5 kişiye de kablo. Kapağın hiçbir yere yazmayacağım. Sonuna kadar gelip izleyen adamın haberi olsun. Sen misin? Nasıl istersen. Hiç öyle hediye mediye İstersen şey yapmıyorum. İstersen başına yaz. Görsün. Başına yaz.
Yazarsam herkes zaten ona şey yapar. Güzel bir şeyden bahsediyor yani bence. Hmm. Evet. Yazarsa videoyu izleyen doğru. Adam geldi. Sadakat buraya, istiyoruz. Şimdi buraya kadar bir 15-20 dakika olmuştur video. Evet, sadakat oturup istiyoruz. Oturup izlediyse bence de sık takipçi evet. İzlemediyse yapacak bir şey yok. Belki de o kazanacaktı ama. Evet. Güzel oldu şey vallahi. Teşekkür ediyoruz abi. Ne demek? Tekrardan. Her zaman. Arkadaşlar genel konuyla alakalı sorularınız varsa bu arada yenilenmiş telefonla falan alakalı. Senin ekleyeceğin bir şey var mı orada? Aşağı yazarsanız. Teşekkür ediyorum. Cevaplar mısın abi yenilenmiş telefonla ilgili sorusu olanlara? Tabii tabii. Umut Bey ben elimizden geldiğince o YouTube'u açıp cevaplarız. Yani cevaplıyoruz yani. Biz öyle Barış abiyle video çekeriz gelecekte mutlaka. Özellikle bir scooter videosu istiyorum şimdi tam havaları da geldi. Evet evet sezon başladı. Onu yapacağız. Yine video fikirleriniz falan varsa da yazabilirsiniz. Bir sonraki Teknovay videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.